Rana Hanım merhabalar. Merhaba. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederiz, nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun, bizler de iyiyiz. Öncelikle bizleri burada misafir ettiğiniz için ikimiz adına çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Ben teşekkür ederim geldiğiniz için. Çok sağ olun. Ben röportajımı öncelikle Rana Hanım'ı tanımakla başlamak isteyeceğim. Rana Hanım kimdir ve sektörle tanışmanız? Rana Yaprak Kaynak olarak ismim ve aynı zamanda logomun açılışı RYK. Evet. Kendi ismimin açılışıdır. Evet. 14.07.1969 doğumluyum kendim. Güleburgaz doğumluyum aynı evet. zamanda. Bu sektörle tanışmam kendi gayrimenkullerim sayesinde ve iş alanlarına girişim sayesinde değerlendirmek açısından evet. Girmemle beraber olmuştur. Evet. Yani emlak sektörüne kendi mülklerim sayesinde girdim aslında diyebilirim. Bu şekilde söyleyebiliriz. Evet. Peki neler yapıyoruz burada Rana Hanım? Tanıyalım mı biraz? Burada gayrimenkul üzerine, tarla arsa alım satım üzerine, kiralamalar üzerine fakat ayrıcalıklı. Kiralamalarımız yalnızca iş yerleri ve büyük. Evet. Kiralamalar var. Evet. Arsa satışlarınız var sanırım burada. Nasıl aynen. yapıyorsunuz bu işlemleri peki? Bunları yalnızca biz kendi kurallarımız gereğince, kendi sistemsel boyutumuzda sözleşmeli olarak çalışıyoruz. Evet. Alımlarımızı ve satımlarımızı büyük ya da küçük. Hiç fark etmiyor bizim için. Kendi kurallarımızı ve kendi sistemimizi, kendi doğrultumuzu bozmadan direktman sözleşme usulünde kişilerle gayet güzel, güvenli bir şekilde konuşarak, evet. Anlaşarak evet. Yapıyoruz. Sistemimiz budur. Bu şekilde. Ama biz bazen çok bilinçsiz yaklaşabiliyoruz Rana Hanım. Hatta biz bir ev alırken, arsa alırken değil de yatırım yaparken uygun fiyat politikası bile düşünüyoruz. Evet. Bizlere tavsiyeleriniz neler Rana Hanım bu konuda? Nelere dikkat etmeliyiz sizce? Şöyle, ilk önce ne istediğinizi bilmelisiniz. Ne tarz bir şey ya da ne tarz bir gayrimenkul. Bu bir ev olabilir, arsa olabilir, iş yeri olabilir, hiç fark etmez. Evin detaylarını, yaşamak istediğiniz bölgeyi, yaşam standartlarınız, size uygun olan yaşam standartlarınız, nasıl bir çevrede yaşamak istersiniz, arsalar ve tarlalar konusundaki tercihleriniz, bunları nasıl değerlendirmek istediğiniz, yatırım ya da iş amaçlı mı değerlendirmek istemeniz çok önemli. Evet. Sizin bakış açınıza ve sizin ihtiyaçlarınıza göre biz de çalışmalarımızı yapıyoruz, evet. onun üzerinde çalışıyoruz. Onları değerlendiriyoruz. Evet. Ve size tercihler sunuyoruz. Bu şekilde devam ediyor bu çalışmalar. Devam ediyoruz ve yalnızca kurallarımızı bozmadan sözleşme usulüne uygun kurumsal bir şekilde devam etmek istiyoruz. Evet. Amacımız bu. Peki nelere dikkat ediyorsunuz hizmet verirken Rana Hanım? Olmazsa olmazlarınız neler? Olmazsa olmazlarım. Şöyle ilk önce benim kriterlerime uygun, benim kurallarımı kabul edecek. Tabii ki karşılıklı kurallarımız tabii ki olacaktır kişilerle ya da şirketlerle. Ama tabii ki burası sistemsel ve düzeyli bir kuruluş olduğu için sözleşme olayı benim için çok önemli. Sözleşme üzerinde karşılıklı her şey yazılı anlaşma. Olmalı. Her şey yazılı olmalı. Çünkü kendi karakterim benim biraz mizaç olarak karşıdaki kişiye güvenmek isterim. Karşıdaki kişinin de bana güvenmesini isterim. Bu bir iş konusunda da olabilir. İş yaparken özellikle daha ciddi, daha sistemsel bir şekilde çalışmak isterim. Evet, bu şekilde. Çok severek yapıyorsunuz mesleğinizi Rana Hanım. Bence başarınızın en büyük sırrı bu. İnsanları mutlu etmeyi seviyorsunuz. Evet, insanları mutlu etmeyi seviyorum. Onlarla iletişim kurmayı seviyorum. Sosyalleşmek benim için çok önemli. Evet. Yani bu konuda hiçbir sıkıntı duymuyorum. Ve sınırlarım, yani şöyle sınırlarım, belli ölçüde sınırlarım tabii ki var. Ama iş konusunda hedefim hep yüksek. Evet. Hep öyle oldu. İstediğiniz noktada mısınız peki şu an için? Şu anda hayır değilim. Çünkü daha yeni bir firmayım. Yeni başlangıç yaptım. Ne evet. kadar bu sektörün içerisinde de olsam şu anda profesyonelce bir girişim yaptım. Evet. Bu girişimi tabii ki ilerletmek istiyorum. Hedefime evet. doğru ilerlemek istiyorum. Hayallerime doğru değil. Yalnızca hedefime doğru. Tabii hedefte hiç bitmeyecek ama. Benim için zaten pek hedefim biteceğini falan düşünmüyorum. Benim hedeflerimin sonu yok çünkü. Hedef biterse biz de biteriz zaten. O zaman hiç çalışmaya gerek yok. Evet, biz de bir yolda başarılar diliyoruz sizlere. Bundan son sözlerinizi alalım mı artık? Neler aktarmak istersiniz? Bugüne kadar bizi destekleyen herkese teşekkür ederiz.
iş prensiplerimiz doğrultusunda müşterilerimiz, saygı müşterilerimiz, kişileri, arkadaşlarımız ve dostlarımızı her zaman bekleriz. Bunları da buradan ekran başındaki izleyicilerimize hatırlatalım. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Başarılarınızın devamını diliyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. Ben teşekkür ederim.